Merhaba herkese. Bugün Altyazı'nın seçtiği filmler isimli programımızın yeni bölümünde Mubi'nin Eylül ayı programından seçtiğimiz filmleri konuşacağız. Konuğumuz Türkiye'nin en yetenekli, en başarılı oyuncularından Seren Uçar. Çok teşekkür ederiz kabul ben ettiğiniz teşekkür için. Ben teşekkür ederim. Gelmeyi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Umarım sizin de biraz seveceğiniz filmler seçmeyi başarmışızdır ama biraz, ağlatmışız galiba. Biraz tam dokundu, tam nokta atışı, tam da o konularla ilgili bir şeyler çalışıyordu. Öyle kaldım. Aslında onunla başlayabiliriz isterseniz. Tamam olur. Seçtiğimiz filmlerden bir tanesi Ay'ın filmlerinden. Hirakozu Koreyada'nın Kimse Fark Etmiyor. Yani Nobody Knows filmi. 2004 tarihli. Yakin do, denki do, denoto gas. Yani benim hayattaki kişisel ilk beş şimdiden biri. Yo, çok etkili. Yani inanılmaz bir uzunluğu film dışında, ki o da isteyerek yapılmış galiba. Evet. Yani biraz rahatsız ediciliğini arttırmak için yapılmış galiba. Hirakozu, yani Kore'de daha önce belki Shoplifters'la almıştı. Altın palmiye almıştı. Hı-hı. Onunla daha çok dünyada aslında tanındı. Ama bu biraz daha eski dönem filmlerinden bir tanesi. Ve Kore'de aslında geliyor. İlk filmleri belgesel. Hı-hı. O yüzden de böyle çok gidip böyle tırnak içinde toplumun dışlanmış ya da tuhaf bulduğu insanları, hastaları vesaire onları çekerek bazı belgesellerde bunu çekiyor ve o üslubu alıp kurmaca filmlerine taşıyor. Ben o yüzden bu filmi izlediğimde şu anlamda çok etkilenmiştim. Annesinin terk edip gittiği dört çocuğun hikayesini anlatıyor aslında. Evet. Ve evde kendileri bir nevi kendi ortamlarını, ekosistemlerini kuruyorlar. Ve o kadar yakından ve o kadar gerçekçi bakıyor ki bu çocuklara, ben çok etkilenmiştim. Biraz sizin düşüncelerinizi dinlemek istiyorum. Nasıl bir yerden bağ kurdunuz veya işte neden etkiledi? Hiç bilmiyordum konusunu. Nobody Knows diye böyle acaba bu ne diye girdim. Hani sonradan bakınca aslında hatırladım. Benim galiba Amerika'da olduğum yıllarda 2004'te çıkmış değil evet, mi? Evet, evet. Ve şimdi hani ben çok farkında değildim ama o belgeselciliğinden öyle gerçekçi bir anlatımı var ki. Ki o da biraz uzatıyor bazen. Yani o gerçekçilikten hani sahneler bir filan, hani zaten filmin süresi normalden daha fazla. Ne olduğunu bilmeyerek girip, hani ben çocuklara çok hassas bir tipim. Hani annelikle ilgili de çok düşündüm. Kendim anne değilim ama yeğenlerim var, onlarla şeyim. Annelikle ilgili bir oyun üzerine çalışıyoruz esasında şimdi. Hatta bunu da ilk defa burada söyleyecekmişim. Firuze Engin yazıyor, İdil Yener oynayacak, ben yöneteceğim. Allah söyletti bunu. Ve bir gün önce toplantısını yaptık. Anne olmak, anne olmayı istemek, pişman olmak. Şimdi ben Can'da oynadığım, Raşit Çeliköz'ün Can filminde oynadığım rolde de işte çocuğu olmayan bir çift evlat edinir ve adam çeker gider, kadın şeyle kalır, o evlat edinilmiş bebekle kalır ve yıllar sonra o onu sever. Aslında böyle bir rol oynamıştım ben. O yazılan şu an tiyatro metni de yani bu ikisine benzemiyor. Ne Nobody, yani ikisinde de annelikle başa çıkan biri çekip gitmiş. Hani benim oynadığım o filmdeki Can'daki kadın çocukla kalıp sonunda da sever onu. Biz bambaşka bir şey izliyoruz. Yani ben o şeye sinir oluyorum. Gerçek hayattan alınma, ama gerçekten gerçek hayattan alınmaymış. Şimdi o kadar moda oldu ki gerçek hayattan alınma hikayeler. Ama hani bu birinin başına gelmiş deyince sanki o şeye, furyadan hoşlanmıyorum ama Allah'ın 2004'ünde zaten böyle bir şey yok ya. Adam bir gerçek olaydan çıkması, hani daha onu doğal ve yani bu popüler diye yapmamış. Ve yani işte bir birey, insan olmak, anne, yani kadın zaten süper bencil ve oradaki çocuk zaten kanda en iyi erkek oyuncu da almış ve şu an bilmiyorum oyunculuk yapıyor mu o insan? Ben de takip ediyorum. Ve yani kocaman bir insan olmuş şu anda. Biraz benden biraz genç diyerek abartayım. Anlatım tarzı, o dört çocuğun evde kurdukları şey, işte o atıyorum elleri, birisi çiçek yapıyor, çiçek yetiştiriyor. Yani ayaklarından, ellerinden çocukları tanır hale geliyorsun. Ve onların aslında çok doğal, nasıl hani hayatta kalmak üzerine kedi yavrularının şeyleri, hiçbir fark yok yerinde. Ama insan, ama kendi işte okula gidenler var orada, hayatı akanlar var ve bunlar bu halde kalmış.
Öyle aslında bir sürü şeyle yüzleştiren bir film ki bence. Hele o küçük çocuğun hikayesi. İçim dağlandı zaten. Bir yandan insanoğlu ve çocuklar, ben de yani çok ilişkili bir hayatım var çocuklarla. Onların böyle dürtüleri, sezgileri daha doğal oluyor, daha takvimsiz oluyor. Hı hı. Öyle ya, hani o kız çocukla bir arkadaşlık kuruyor, onlara yardım ediyor. Onlar bir gang oluyorlar, ekip oluyorlar sonunda. Hı hı. O daha hani üst sınıf zengin bir kız değil mi o? O biraz daha... Yani... Evet evet, o şeyli bir evde oturuyor. Hı hı. Bilmem ne böyle şey bir... Hı hı. Ama bir plansız bir şekilde kuruluyor ya ilişkiler. Yani ben işte yeğenlerde, diğer çocuklar, arkadaşlarımın çocuklarında gördüğüm şey de o. Otomatik oluyor o ilgilenme, hayatla ve ilişkilenme. Hayatla ilişkilenmelerini anlatıyor hayatta kalma şeyi üzerinden. Bir ve sonundaki bunu... o dramatik şeyle de dağıldım ve size kızdım bunu, ben niye izledim, canıma sıktınız diye. Ve de teşekkür ederim yani ki bunu izlemişim. Hakikaten de böyle bir metin üzerine çalışıyoruz. Yani orada bir anne bir yere gitmemiş ama sorguluyor durumunu. Hele burada zaten hani çocuğun anne sahnesi var. Bakın konuşmaya başlayınca durmuyorum. Anne kız, anne oğlan sahnesi var ya. Yani çok bencil ve birikimsiz, kendi çocuk kalmış ve bunu hiçbir şekilde aşamamış bir, belki de hastalıkları olan patetik bir figür var orada. Çocuk orada ebeveyn konumunda filan. Kore Adan'ın en çok, hani yönetmenin en çok böyle kurcalamayı şeyler, sevdiği şeylerden bir tanesi de o aile dediğimiz şey. Evet. Ne? Yani bütün filmde, mesela bir filminde de şeyi görüyoruz. Küçükken yani hastanede karışmış iki bebek var. Ve onların seneler sonra gerçek aileleriyle karşılaşmasını görüyoruz. Shoplifters'da zaten böyle hani seçilmiş aile tarzı, aile gibi gözüken ama aslında hepsi farklı bir yerden gelen insanlar var. Sürekli olarak bu aile dediğimiz şeyin aslında medeniyetin bir nevi uydurduğu bir şey olduğunu vurgulayan bir sineması var ki bu filmde de ben en çok şunu sevmiştim, o ekosistem dediğim şey. Anne gidince, yani yetişkin, toplumun kurallarını çocuklara veren figür evden gidince ev bir tür ormana dönüşüyor. Yani duvarlara normalde resim asılmaz ya, duvarlara resim, bütün duvarlar resimle doluyor mesela. Yani onlar kendi düzenlerini, kendi tabii medeniyetlerini kuruyorlar. Şeylerle, kurallar gidiyor çünkü. Evet. Ve bir de filmin sinematografisiyle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Bu eller dediniz ya, filmde bir yerde benim galiba en sevdiğim şey filmle ilgili, zamanın geçtiğini ve annenin ne kadar uzun süredir olmadığını göstermek için çok küçük bir şey kullanıyor. Kore'de. Kızın ojesi. Evet. Kız, anne kıza, küçük kıza oje sürüyor. Filmin bir yerinde ojenin artık gittiğini, silindiğini, çok uzun zaman geçtiğini görüyoruz ve o yüzden de böyle incelikli bir şekilde o annenin gidişini, zamanın geçişini falan atıyor. O yüzden de çok seviyorum. Bir başka iç dağlayan, yürek dağlayan filmimize geçelim. Tabii, o zaman. Lütfen. Onu da Buğra aslı seçmişti. Biraz sen başla istersen. On Body and Soul, beden ve ruh. O da Illico N7'nin Berlin'de altın ayı kazanmıştı. Kere bana meyik? Nem tudom. Mit keresel? Szerelmes zenét. Mit? Szerelmeseknek való zenét. Bence bayağı garip bir film. Evet, çok garip. Yani, geyikler var. Şey olarak garip. Yani yağlar. Hani ilk karşılaştığında böyle bir çok yüzeysel görünen, böyle hani neredeyse bir çocuğun fikriymiş gibi görünen bir film yani. Hani iki bambaşka iki karakter var ve onlar hani rüyada buluşuyorlar ve o rüyada da geyikler var gibi, böyle aslında ilk anlattığında ve filmi ilk gördüğünde de böyle bir tuhafsadım, ben tuhafsamıştım ya, bu mu gerçekten diye. Ama yani ondan sonra onun üzerinden hani iki insanın ilişkisine dair ve hani bir araya gelmesine dair böyle çok uzun ve hani çok incelikli, ince yazılmış bir şeye dönüşüyor. Yani ben sonradan şeyi çok düşünmüştüm. Zaten hani iki insanın bir araya gelmesi, buluşması, bir şey kurması zaten hani zaten çok tuhaf bir şey yani. Nasıl oluyor da oluyor o. Zaten hep benim kafamı kurcalayan bir şeydir. Ona böyle çok farklı yoldan, aslında Kore'de de konuştuğumuz şeyin benzeri burada da var yani. Hani çok tuhaf bir yerden gelince onun üzerine de düşünmüş oluyorsun gibi oluyor. O yüzden böyle çok iyi, ince hisler bırakan film olmuştu bana. Evet, ben de bırakamadım. Ne yapıyor bunlar ya filan diye başlayıp. Evet, sonra anda... çok ilgisini çekip. Ben şeyi merak ettim. Kadının hem karakteri ve oyunculuğu hakkında biraz ifadesiz bir karakter oynuyor ya. Ne hissettiniz, ne düşündünüz? Valla o beni... Nasıl bir karakter sizce o yani? Ben hala çözebilmiş değilim böyle. Donuk olmak
donuk bir suratla hı diye bakarak. İç dinamik, yani öyle bakarsın ama bir iç dinamiği yüksek ol. Hoş kız, kadın iyi oynuyor tabii ki diyecek bir şeyim yok da. Biraz o karakter de beni şey etti. Yani acaba bir yani tür sosyal sorunu var gibi ben. Ya zaten öyle sosyopat aynen, gibi yani, birisi. Evet, biraz sosyopat gibi. Yani iç dinamiği yüksek mi diye önce değil diye başlayacaktım cümleye. Ama sonra o kendi hayallerini anlattığı garip şeyleri var ya. Orada bir çocuk gibi ve çok yüksek. Deli bir iş yani. Ben intihar sahnesini asla unutamıyorum mesela. Yani o öyle bir duygusuz bir karakterden evet, öyle bir duygu patlaması. Yani duygusuz filan diyemeyiz. Yani ama görünüşte garip öyle bir şeyi anlatırken Donuk Duralım adlı. Hani bizim hatta bazı yanlış yorumları ülkemizde oluyor ya. Donuk donuk çalılarda koşan insanlarla onlara girmeyelim. Ama herkes ne dediğimi anladı. Evet, evet. Ama o adamın şeyiyle kadının duygusuzluğu arasındaki tezatı seviyorum ben. Evet, adam mezbahada çalışan bir insan. Yani öyle bir karakter falan. Hani hakikaten enteresan. Bir kolu yok filan. Evet yani böyle bir hani aşırı drama bir yandan. Çok aslında şey tabii ki bir masal durumu var yani. Masaldan çok el alan bir film. Evet. Hani onu da böyle aslında gerçekle masal arasında keskin bir ayrım koyarken böyle o gerçek dediği şeyin içine de böyle masal var şeyler eklemesi falan çok hoşuma gitmişti benim açıkçası. O zaman yavaştan acaba yerli sinemamıza ve Ümit Ünal'a mı geçsek? Burak sen başlamak ister misin Ümit Ünal'a? Olur tabii. Estağfurullah. Oraya sözü bırakmadan küçük bir tanıtım hangi filmlere gelecek? Evet, Ümit Ünal çok tabii ki sevdiğimiz sinemamızın en önemli yönetmenlerinden birisi kendisi. Aslında şey söyleyerek gelmek bana iyi geliyor. Daha önce burada Ömer Kavur'u konuşmuştuk. Yani Yeşilçam sonrası Türkiye sinemasının gelişiminde o da önemli bir isimdi. Ümit Ünal da çok önemli bir isim. Çünkü ilk üretimleri senarist olarak başlıyor. Direkt Yeşilçam'ın içinden gelen senarist olarak ve sonrasında yönetmenliğe başlamış bir isim. Ümit Ünal deyince hemen yani hani bütün yaptığı filmler bir yana tabii ki işte Teyzem, Hayallerim Aşkın Mesen. Benim hayatta en sevdiğim filmlerden de biri benim de ya, de. Benim de. Yani ve Ümit'i filan tanımadan çocukken. Yani absürt. Evet, 30. yaş doğum günümde izlemiştim ben. Hadi ya. O yüzden her doğum gününde izleme gibi şeylerim var falan. Hadi çok ya. Severim gerçekten. Sonrasında kendi filmlerini yapmaya başlamış bir yönetmen. Şimdi de yönetmenliği yaptığı filmlerden bir seçki geliyor Mubi'ye. Önce o da üçlemesi olarak bildiğimiz üç film, sonra da Sofra Sırları gelecek. O da üçlemesi aslında Nar, Ara ve Dokuz. Ümit Ünal'ın yani tam olarak tek mekan diyemeyeceğimiz ama bir yandan da yani mekanın çok belirleyici olduğu, hep mekanın anlatı unsurunun hep temel parçası olduğu üç film yapıyor aslında. Bunlar üç birbirinden farklı film. Yani Dokuz mesela çok daha hani kurgunun, biçimci kurgunun çok ön planda olduğu, çok dinamik ve böyle bir sürü karakteri izlediğimiz bir suç hikayesi. Sonrasında Arada sizin de başrolünü üstlendiğiniz. Arada yine bir mekanın çok ön planda olduğu, aslında daha bir insan hikayesi çok izliyoruz. Ön plan değil, tek mekandır evet. O. Evet. Filmin sonunda çıkar kamera ve emlakçıyla birlikte gider. Evet. Yani mekanın sadece mekan olmaktan çıktığı, evet. Anlatı unsurunun temel parçalarından birisi olduğu filmler yani. Narda da yine benzer bir şey var aslında. Bu üçleme sonrasında Sofra Sırları var. Çok uzatmayayım, konuşuruz siz de. Arayı gerçekten ben yakın zamanda izledim. Ve şey, bu mekan deyince aklıma geldi. Şey ne kadar güzel bir fikir yani o kiralama meselesi. Evet, evet. Yani hem reklamlardan, yani sektörde çalışan bir yönetmen olarak hem çalıştı belki reklamlara, tabii belki başka filmlere. O dönem çok reklam çekiyormuş, evet. Onu yazarken oradan aklına gelmiş. Ya orada da bir mekanın aslında ne kadar fazla şeye hizmet edebileceğini görüyoruz yani tek mekan değil. Evet. Ben direkt size bırakmak istiyorum. Nasıl yani, hatta böyle direkt nasıl olduğun, çalışma deneyiminiz, her şeyden bence bahsedebilirsiniz. Baştan şöyle başlayalım. Şimdi önce şey ve ya ben Ümit'i işte demin söyledik ya, teyzemi millet Star Wars, onu söyleyip duruyorum her yerde zaten, yaslanız çıkar. Millet Star Wars izlerken ben teyzemi izleyip çok hayran olan bir tiptim. Sonra işte Hayallerim Aşkım ve Seni de Allah'ım bu ne falan diye böyle büyülenmiş şey gibi seven birisiydim. Sonra yani Milyarder'in de senaristi Ümit Tırıya, yani böyle dokunan ve çok bildik ama bir yandan bir değişik bir şeyi olan hikayeleri vardı. Kendisini tanımıyordum.
Amerika'da işte oyunculuk master'ı yaptığım zamanlarda, sonraki New York'ta Türk Filmleri Festivali'nde 9'u izlemiştim. Bu neymiş ya? Aa falan demiştim. Yine aynı adamın çıktı. Ondan sonra ben Ümit'le aslında bir Beyoğlu'nda bir kafede Ümit'in al dediler ve gittim tanıştım. Öyle tanıştık. O sırada Anlat İstanbul'u yapıyordu. İşte ben yeni işte master oyunculuğumu bitirmiş, yeni gelmiş. İşte bir yerlerden şehir tiyatrosu falan hayata başlamaya çalışıyordum. Anlat İstanbul'da küçük bir rol oynadım. Pamuk Prenses bölümünde. Pamuk Prenses bölümünde evet. Yelda Reno ve bizim bölümü Selim Demirdelen çekmişti. Oradan bir tanışıklık oldu yani, küçük bir şey. Küçük bir roldü zaten. Ben de böyle biraz kiloluydum. Yani kilo problemleri olur da o zamanlar Amerika dönüşü veya böyle farklı bir millet o halimi pek tanımaz. Sonra ara içinde ben Ümit'le onun bir şekilde anlaştık ama. Yani tanışır tanışmaz oldu. İşte ben de orada yaptığım bir oyun vardı, onu anlatıyordum ona, işte oyunculukla ilgili hayallerimi falan anlatıyordum. Sordunuz diye böyle geniş geniş anlatıyorum yok, yok. Ama zaten yani bir bağımız olmuştu. O da böyle aynı frekansta konuşan genç bir oyuncu bulunca o da bana şeydi. Ondan sonra arayı aslında bambaşka bir kasta yazdı Ümit. Bu hiç söylendi mi? Anlatıldı mı bu? Ya ben burada bunun dedikodusunu bambaşka bir kasta yazdı. Hatta böyle şey, hadi böyle bir iş yapalım, böyle bir hikaye anlatalım diye. İşte bir sürü insan Cihangir filmi falan diye arayı sevmez ama ben arayı severim. Çünkü hani oynamamın dışında o bir top, yani bir tür insanı anlatıyor. Bir sınıf atlama çabasında bir tür insanı anlatıyor. Bir yandan Türkiye gerçeği anlatıyor. O Erdem'in adamın karakterin ismi neydi, unuttum. Kendiminkini hatırlıyorum da. Öbürünü Erdem'in, Serhat'ın oynadığı rollerin nasıl o kendilerini baş, hele Veli. Erdem öbürünün ismi. Erdem de adı. Erdem. Ender. Ender. Bir rüya gördüm sahnesi. Tamam. Bir tutam Ender, bir tutam Gül. Tabii aynen. Oradan Ender diye hatırladım. Yani aslında Türkiye gerçeğini anlatıyor ve evet hani daha böyle hip mi derler, ne denir? Hip o anlama gelir mi? Öyle bir, hele de yani 2004'lerde falan daha da öyleydi Cihangir. Evet. Tabii orada yaşıyorlar ama aslında işte taşadan gelmiş adamlar onlar ve bunları da anlatıyorlar karakterin içinde. Kavgası da var. Evet, kavgası da var ve o bir takım olayların, ya aradan bahsediyorum zaten, o da benim konum. Bir takım mutsuzluklarının ya da kendilerini gerçekleştirememelerinin, daha samimi o yerlere gidememelerinin sebeplerinin aslında o yokluğu, biz hiç doymayacağız lafı vardır. Hatta galiba film onunla açılır. Ya da bir Pinter'ın lafıyla açılır Pinter. Ama afişinde vardı. Biz hiç o açlık hiç geçmeyecek. Biz hiç doymayacağız lafı. Yani bu Cihangir filmi filandan çok daha öte bir anlatımı vardır Aran'ın. Çok küçük bütçeyle, çok zor şartlarda çekilmiştir. Yani ben Ümit'in yanındaydım. Ben aslında Betül Çobanoğlu oynadı sonra. Öbür rol için beni şey yapıyordu ama bambaşka o diğer üç kişi değişti. Ümit'in o sırada çevresi değişti. Kendi de böyle bir şey, ne diyeyim, bir değişim dönemindeydi galiba. Ben de ona yani isteyenlerle yaparsın filmi falan derken dedi ki zaten Amerika'dan gelmişsin, zaten bir tuhafsın. arada kalmakla alakalı ya, işte annesi Fransız, annesi yok, babaanneden bir ev kalmış, onu kiralıyor. Aslında tam senin şeyin dedi bu rol ve birden Gül ben oldum. Ve Erdem de, biz o sırada bir şey yiyorduk, Erdem böyle geçiyordu, ne bu olabilir dedi. İsimlerini söylemeyeyim ama hani tipolojik olarak öyle bir şey istiyordu. Ve çok da iyi bir ekip oldu bence. O ekip öyle oluştu. Sonra filmin şeyinde, yani Ümit Yeşilçam'ın genç altın çocuğu olarak girmiş ya. Hani söyleniyor değil mi bu bir şey? Ama kendi filmleri yapmaya çalışıp bazı
şeyleri, çizgileri daha farklı çekince ben tabii o sırada yani oyunculuk eğitimi almışım. Burada tekrar kariyerime başlamaya çalışan bir tip olarak o zamanlar çok şey yapmıyordum ama Antalya'ya alınmama durumu, Aran'ın Antalya'ya alınmama durumu bir şey olmuştu onun için. Hayal kırıklığı ve bir sarsıntı olmuştu. Millet için de öyle olmuştu. Çünkü bu kişi Anlat İstanbul'la tamam büyük bir prodüksiyon firmasıyla yapılmış bir işti Anlat İstanbul. 5 yönetmen bilmem ne büyük bir iş. Onunla en iyi filmleri almış bilmem ne yapmış biriyken. Bir şey, ve Ümit o kendi hayatındaki ve tavırların yani işte o sınırlar şeyler duruşlarla alakalı şeyler var ya. Aslında işine bakarak devam etmesi gereken bir yerden aslında bir sürü karmaşıklık oluyor ve Ara neden Antalya'ya alınmadı diye çok büyük olay oldu. Benim ilk işte master'ımı bitirmiş, işte Boğaziçi okumuşum, sonra oyuncu olmuşum bilmem ne, bir garip bir şekilde bu işe girmişim zaten. İlk benim gazetede şeyim, aradaki bir hüzünlü fotoğrafım Antalya hakkını yedi. Benim de şöyle yere bakan bir fotoğrafım şöyle diye arada. Yani böyle hani annemlere bakın işte filmim çıktı falan diye gösteriyorsun. Antalya dedikodusu. Ondan sonra o yüzden aşk büyüğüyle biz Antalya'ya ve yani bunu bana ne yaşattı bilmiyorum ama evrene müthişe teşekkür edelim. Ümit'e dedim ki Antalya'ya zaten aşk büyüğü çektik Antalya'ya yolluyorum dedi. Ben de böyle baktım. Çünkü o hikayeyi de bir tek ben bilirim. Çünkü o sırada hani biz zaten o dostluk kurulmaya başladı. Ya o benim hocamdır, mentorumdur tabii ki. Üstümdür ama bir yandan da bir aynı frekans yerimiz var. Çok ters şeylerimiz olsa da yani her şeyde aynı fikirde falan değiliz. Hatta aşk büyüğünün başında böyle bir gerildik de. Sen ne olmuş sana falan dedin. Yok şey olarak, genel şeyler olarak. Ama birbirimizi anlıyoruz, birbirimize saygı ve değer veriyoruz. Ve o yüzden iyi iş çıktı bence. Antalya'da aşk büyü vesairenin ilk gösteriminden önce biz bekliyoruz. O da vardır ya orada. Ben böyle bir de öyle şeyleri seviyorum durmadan şey. Eski analizlerle yaşayan bir tip olduğum için sene 2007 arayla buradayız dedim. Ya sus ya filan ya. Ama o bir şeydi zaten, ben ödül aldım en iyi kadın oyuncu ödülü ve de en iyi ne ödülü aldık başka? Bir, filmde bir ödül aldı galiba Siyah'tan. Ben de Ümit'i anlatan bir konuşma yaptım. Ve onu bilerek yaptım. Yani 12 sene öncesinin şeyini, acısını hem kendim hem onun için çıksın diye biraz yaptım. Millet uzun dedi. Ben zaten öyle konuşma yapmayı hiç sevmem. Ama dedim ki konuşmak zorundasın şu an. Çıkıyorsun oraya konuşmak zorundasın. Çünkü zor şartlarda bu işi yapıyoruz ve Ümit aslında bir sürü şeyin öncüsünü yapan biri bence. Yani o bizim sevdiğimiz, niye seviyoruz hayallerim, aşkım ve seni, Türkiye'de işte teyzem. Yani çünkü olmayan, yani bir sürü yerde bu tür şeyler birçok anlatılıyor tabii ama burada öncülük yapan birisi Ümit ve o öncüler hep zorluk yaşar ya. Ben de iyi ki 2005'te galiba ben tanıştım onunla. Onunla kesişmişiz ve bu işleri oluşturmuşuz. Zorluklar çekmiş biri ve istiyorum ki daha çok anlaşılsın. Ya bu bir şeyler deneyen deyince yani tekrar filmlere bakınca ben de fark ettim ne kadar çok biçimsel deneme var. Tabii, yani tabii, sürekli tabii. Ya böyle işte o narın sonu mesela karakterlerin değişip. Yok işte zaten 9 o bir bayağı dijital kamera estetiğini getirip böyle bir şeyler denemesi. Zaten hayallerim aşkım ve sen inanılmaz hani meta film falan gibi bir şey yani. O anlamda hani iyidir kötüdür ya da işte yarışmaya almışlar. Bütün bunların dışında inanılmaz cesur bir sinema bence. Ve tabii ki queer karakterler. Yani tekrar tabii bakıyorum ki. Hem Nar'da hem şeyde arada. Hayır, teyzemde de vardır o. Yani teyzemde de birisi sor, ya şey biz Aran'ın ilk gösterimi İstanbul Emek Sineması'nda yapılmıştı. Yani şu Selen Aradan laflarla konuşuyor. Şu Selen onu yaşadı yani. Ben Emek Sineması'nda bir premier, bir gala yaptım. Ümit'le de konuşuyoruz. Millet sordu işte bu hani arada da Veli spoiler'ın Allah'ını veriyoruz da şeydir ya niye var dedi. Hep vardır dedi. Aslında teyzem de Uğur Yücel'in oynadığı karakterde biraz öyledir. Hani annecidir bilmem nedir ya. Hepsinde var. Evet.
Yani nar sonra kadınları anlattı. Bizde daha iki kadın ama bunları anlatan, buraları da deşen hikayeleri her zaman olmuş. Çünkü hayatın içinde var bu. Ya parmakla gösterecek kadar sinemamız evet, var. Ve bu üçü, üçlü tanesi. Evet, evet. Ve yani istiyorum ki hakikaten daha çok bu hikayeler daha çok insana ulaşsın isterim. Ve çok zor iyi kopyalarını bulmak bu filmlerin. Ve evet, yeniden yani arayı bulduğunuz için olsun. Sizi tekrar seyircilerimizin önünde tebrik edeyim. Bana Antalya, ben adı, şimdi bu İstanbul, şeyi anlattım, Antalya'ya giremedi. Sonra İstanbul Film Festivali'ne girdi. Orada bir iki ödül aldı. Sonra Altın Koza'da birkaç ödül aldı. Ben de ödül aldım orada. Hı hı. Fakat Altın Koza'da ben Adana'ya hayatımda ilk defa gidiyorum falan. Sonra Adana'yı çok sevdim. Anamın Çiftliği dizisinde oynadım. Adana'da ödüller verdim, şey yaptım. Çok setim oldu orada. Ama Adana'yla ilk karşılaşması, hani ben daha yani İstanbullu birisiyim. Bir enteresan oluyordu ve Ara filmiyle karşılaştım. Öbek öbek seyirci tepkiler gösterdi. Sonra biri beni yakalayıp sinemanın çıkışında tartakladı. Ne? Aradan sonra, evet. İçeriğinden dolayı. İçeriğinden dolayı. Bir de elinde şey vardı. İnan Temel Kur'an'da o sırada, ben böyle özel hikayeler anlatıyorum ama onun için çağırdınız herhalde. Evet. Tabii ki. Made in Europe o sırada yarışıyordu orada. İnan da arkadaşımdır yani. O İspanya'dan döndüğü zamanlar ben de Amerika'dan dönmüştüm. Oradan bir böyle şey, o yönetmen, ben oyuncu. Orada birisi bana demişti ki nedir bu film bilmem ne falan. Yani hayatı, yaşananları anlatıyor falan gibi bir şey demiştim. Yapıyorsak göstermem mi lazım demişti oradaki adam. Sinemamızda bir cinselliksiz. Falan. Yapıyorsak göstermem mi lazım? Ayıp falan demişti. Hatta İnan'ın eşi Amerikalıdır. CNN'e çalışıyordu falan. O benimle bir röportaj yapmıştı falan. Sonra ama biz İnan en iyi yönetmen aldı. Ben en iyi kadın aldım. Biz hani buradaki, Türkiye'deki hayatımıza güzel bir başlangıç yapmış olduk. Öyle. Yani ne denir? O farklı şeyler yapmak zor oluyor. O zaman kısa filmimizle isterseniz devam edelim. Efe Subaşı'nın Mesafeler isimli filmi. Ben bayağı seviyorum. O da bence yine kısıtlı mekanı çok iyi kullanan bir polis arabasında, yani üç tane grafiti yapan gencin bir polis tarafından yakalanması mı diyelim böyle. Yani bir arabada böyle bir diyalog üzerine kurulu bir film aslında. Ne düşündünüz, sevdiniz mi? Vallahi şey, kısa filmler, iyi kısa film zor bence. Kesinlikle. Çünkü süren az, net olman lazım, çok iyi seçmen lazım filan. Beğendim ben. Hı-hı. Hani bir boşa düşmüyorsun yani. Hop diye dediğini de dedirtiyor yani. Orada bir söylemi olan üç genç polis şey... Sonu da biraz oyunbazlı. Bence iyi bir kısa film. Merak ettim aslında nereye, ne yapmış. Ve Mubi'nin kısa filmleri de koyuyor olması kesinlikle çok iyi bir şey. Hani Stiletto var galiba. Evet. O şey, Nihal Yalçın'la şeyin oynadığı bir film var. Nazlı'nın oynadığı. Ha? Ha tamam. Yani hepsini daha izlemedim. Ama kısa filmlerin de olması çok iyi bir şey. Kesinlikle. Ya bir de kısa film şey gibi oluyor yani. Özellikle yönetmeni için. Bir sonraki çekeceği uzun metre için çekirdeği. Tabii, hani tabii. O kısa film iyiyse ve orada bir ruh varsa, ki bence burada çok iyi yani. O hem politik eleştirisini yapıyor, tabii, evet, hem gerilimini kuruyor, hem böyle diyalogları çok kuruyor. Ya o gerilim var, onu kurmak zorken var. Yani o çocuklarla o şey, yani sonunda da kırmızı yandı falan diye bitiyor. Falan. Hepimizin tatlı. Yaşadığı bir şeydir diye düşünüyorum. Taksicilerle evet, olsun, bilmem ne olsun. O böyle içine girmek istemediğimiz bir takım politik pozisyonlar ve işte böyle gerilimler falan, onu çok iyi verdin. Bir de yani kısa film malzemesine uygun bir fikir bence. Evet, evet. Hani o bence önemli şey de o. Evet. Yani o malzemeye uygunluk önemli oluyor bence bir kısa filmde. O çok bir belirsiz bir tedirginlik hissi üzerine bir şey. O yüzden o çok uzun süremez mesela bu. Evet. Hani evet. Bir saatlik bir film olsa boşa buradan düşer. Ama taktuk bitiyor. Taktuk diye ben olayı anlamıyorum yani. Ama yani şey kompakt bir şekilde yapıyor. İyi yapılmış. Bence. Evet. Tebrik ediyoruz. Evet, tebrik ediyoruz. Uzun metrajını da bekliyoruz. Evet. Şimdi birazcık çok kısa yönetmen sinemasından bahsedelim. İki film seçtik burada da. Yorgos Lanthimos'un Dog Tooth'u ve biraz eski film seçtim bu sefer ben. Dizigo Berto'nun Kameralı Adam filmi, ama Dog Tooth'tan başlayalım. Belki biraz Lanthimos sineması konuşuruz. Lobster ya da işte Favorite izledim, evet, demiştiniz. Evet, evet. Böyle o da biraz aslında bu ifadesiz suratlar
dediğimiz şeyi çok kullanan bir yönetmen. Favorite'da değil bence. Favorite'da en ifadeli filmlerinden biri çünkü galiba... Evet, Favorite'ı seviyorum ben. Galiba senaryosunu kendi değilim. Yazmadığı... Öyle mi? Diğerlerinin senaryolarını da kendi yazıyor. Ama yönetmenliğinde hep bir tuhaflık var. Zaten tuhaf Yunan dalga, Yunan tuhaf dalgası. Doğru. Şeyinin öncülerinden. Ama Doktut gerçekten bu şeye göre falan, Favorite'a ya da Lobster'a göre falan çok daha bence avantgard diyebileceğimiz bir tarzı var. Evet, ben onu izlemedim. Tahmin ediyorum ben favoritçiyim. Hani daha realiteye yakın ve hani o oyuncu işleri, hem Olivia Colman'ın öbür kadının ismi neydi? Rachel White. Ona da bayılırım zaten Rachel White'sa. Emma Stone. Küçük olan bir Emma Stone'un da şeyliği. Daha şöyleyken çektiği film değil mi? Sonra çıktı La La Land. Şimdi yine Emma Stone'un başrolünde oynadığı gördüm. Poor Things'le Venedik'te. Evet, ve Venedik'te izlenmiş. Bir arkadaşım izlemiş. Çok iyiymiş. Frankenstein hikayesiymiş. Yani Emma Stone Frankenstein'in canavarını oynuyormuş falan. Bayağı heyecanla bekliyorum ben de. Yani şeyden bahsetmek lazım bence. Çünkü yani Doktut, Lanthimos'un Lanthimos'u yapan film aslında. Yani Lanthimos'un adını bütün dünyaya duyurduğu ve yani yeni bir vizyon getiren bir yönetmen olarak o Yunan tuhaf dalgasının da aslında tanımlanmasına sebebiyet veren ilk film aslında Doktut sayılır. Lanthimos'un ilk filmi değil, bir filmi daha var. Hatta beraber koyönetmenlik yaptığı bir film daha var falan ama bu yani bu sonrasında yaptığı diğer filmlerde de tekrar edecek olan temaları icat ettiği yer aslında. Ve Yunan tuhaf dalgasının da hani bir şekilde onun peşinden gittiği. Yani tabii ki son yılların herhalde en çarpıcı ve en zorlayıcı filmlerinden bir tanesi. Özellikle işte aile meselesini konuştuk Kore'de de. Onun herhalde tam tersini yapıyor yani. En ucunu yapıyor. Hani ailenin bir yapı olduğuna dair ve onun içine kapalılığına dair çok sert bir anlatı. Ve sonrasında tabii ki bütün filmlerinde hem tekrar ediyor. Sonrasında işte Favorite'a doğru artık biraz ana akımlaşmaya başladı. Yani daha büyük projelerde kendi senaryosunu yazmadığı filmleri yapmaya devam ediyor şu anda. Şimdi gelecek nasıl olacak göreceğiz. Ama tabii ki Doktut hani o yakın dönem sinema tarihinin önemli köşe taşlarından birisi tabii. Sevseniz de sevmeseniz de yani. Ya bir yönetmen böyle özellikle ülke sinemalarında falan ya da bölge diyelim bir şey o keşfedince... Yani bizde de hep Nuri Bilge için şey yapılır ya sürekli taklit yani taklit denemeyelim de etinlenme çok yani dolayısıyla evet. Aslında Doktut'ta çok o dönemde izlediğimizde devrimci gelen bir sürü şeye şu an sinemamızda alıştık da biraz. Evet, çünkü evet, çok fazla evet. Etkileniliyor ve evet. Çok fazla tekrarlanıyor ama işte dönüp o dönemin şeyle baktığım zaman hala çok taze ve tuhaf bir film gerçekten. Biraz daha geriye gideceğim şimdi. Ne? Diğer bir 1929'a kadar. Ha. İlk defa bu kadar eski bir film seçmiş olabilirsin belki. Dizigo Vertov'un yani Sovyet sinemasının en önemli isimlerinden bir tanesi. Evet. Ve aslında montaj sineması dediğimiz şeyin de hani kurucularından bir tanesinin Kameralı Adam filmi. Çok şey yapmayacağım zaten biraz böyle bugünden baktığımızda bile aşırı deneysel kalan bir film. Evet. Yani sinemanın yapıntılığı üzerine düşünen, sinemanın kendisi üzerine düşünen ilk filmlerden bir tanesi. Evet. Ama bir yandan da hani sinema dediğimiz şeyin aslında ne kadar büyük bir emek süreci olduğunu, kameramanın, kurgucunun, işte herkesin iş ve emek sürecini filmin görüntüsünün içine dahil eden bir film. O anlamda çok bence ilginç. Ve yönetmenin kendisini de gördüğümüz böyle yine bir o dönemine göre çok meta ve avantgard bir film aslında. O yüzden biraz seçtim ve yani sessiz film ama her zaman böyle müzik eşliğinde çalınır genellikle. Yani o anlamda böyle video art gibi bugünden evet, baktığımızda. Evet, ama yine de böyle bir bütün olarak izlediğiniz zaman o ritmiyle, kurgu ritmiyle, o yaptığı farklı kurgu süreciyle dikiş. Halinin, emek sürecini bir araya getirip böyle paralel anlatmasıyla falan çok ilginç bir film. Böyle bir tane klasik araya sıkıştırayım dedim yönetmen sinemasından. Son olarak favorilerimize geçebiliriz artık. Lütfen sizinkiyle başlayalım. Her. Evet. Hemen ben küçük şey yapayım. Bence yapay zeka konusunda son dönemlerde çekilmiş en iyi. Ve en gerçekçi film diye duymuştum bir yapay zeka üzerine çalışan bir mühendisten. Ya. Evet. Hem de before it was cool yani. Yani hani şöyle demişti. Bu konular hiç böyle bir durumda değildi. Evet evet. Yani. Hatta o dönem o Her yarıştığı zaman
büyük şeylerde, Oscar'da, Cannes'da var mıydı bilmiyorum. Bir geride kalmadı mı Her? Yanlış hatırlıyorum. O dönem çünkü yapay zeka bu kadar çok, ya Siri miri vardı ama bu kadar hayır yani dünyamızı ele geçirir şeklinde değil. Ayrıca da film olarak Her filmi aslında hani olabileceği ilgiyi görmedi gibi hatırlıyorum evet. Ben. Yani Oscar'larda sinema da. Sinema çevrelerinde biz sevmiştik evet, ama. Biz ben de o zaman aynen. Da öyleydi ve çok ilginç bulmuştum. Hı-hı. Çünkü yeniydi dediğin hı-hı. Gibi. Evet. GPT cool ve herkesin olayı o. İşte neydi bu en son şey çıkan robot kız? Sofia mı? Ha Sofia. Aman da çok sıkıcı. olmadan önce bir şeydi ve ben çok etkilenmiştim. Ve hani niye biraz sinema çevrelerinde geride kaldığını da anlamamıştım. Ya o da bence bir öncü bir iş. Ve senaryosu hani zaten Spike Jonze, doğru dedim değil mi? Spike Jonze hani Charlie Kaufman'la birçok ortaklıkları olan bir yönetmen ve anlatımı ve hikayeleştirme tarzı beni hep etkilemiştir yani. Diğer hani şimdi biraz da önce aramızda konuştuk. Bütün filmleri ya da ortak yaptığı filmleri aslında hepsi o çok ayrı falan dediğim evet. İşler olmuş. Bu film de öyle bir şey. Hani oyunculuk işi olarak da çok özel bir iş. Ses oyunculuğu. Ya Scarlett Johansson'un sesi bu arada. Ya o da bir şey, adamın oyunculuğu bir yandan. Adam taşıyor filmi ama Scarlett Johansson konuşmasa o rol öyle olmazdı bir yandan. O da bir iş ya hani. Evet. Hani o bir reklam dublajı gibi bir şey değil o oradaki seslendirme. Bence çok özel bir film. Herkesin izlemesini tavsiye ediyorum. Ya bu arada ses deyince birden aslında şu anlamda da ilginç bir film. Yani bir aşk var ve ilk defa kadın bedeni yok. Evet. Aa, yani, işte bu. O yüzden vay ilginç. Be. Yani hani o anlamda evet. Da bence devrimci. Orada biraz tricky bir durum var. Çünkü konuşan Scarlett Johansson olduğu için. Evet. Hani evet. Hatırlıyorsun. Çalışıyor. Yani tanımadığımız birisi olsa olmazdı belki ama bence evet. Orada bir trik var yani. İstersen senin favorine geçebiliriz. Olur. Hamaguchi. Evet, Yusuke Hamaguchi. Bir diğer Japon yönetmenimiz. Kendisini seviyoruz. Kendisini seviyoruz ama gerçekten geçen yıl mı? 2021. İki yıl önce mi? İki yıl önce iki filmle geldi. Birisi Drive My Car, diğeri Çarkı Felek. Aslında iki bambaşka film tabii ki ama bir yandan da film üretme ve sinemaya bakma açısından çok bence ortaklıkları olan bir ikili bu. İşte onların Çarkı Feleği şimdi buraya geliyor. Ortaktan kastım şu, o yüzden söyledim. Aslında çok sinemaya, edebiyatın gittiği yollardan hı-hı. Giden ve öyle yerlerden işi kuran bir o kuran iki film. Bu da üç farklı hikaye anlatıyor. Aslında bir tür öykü kitabı gibi yani. O üç farklı hikaye arasında doğrudan olmayan bağlantılar var ve yani her biri çok ustalıkla yazılmış, çok incelikli işler ve beni çok etkileyen filmlerden birisi olmuştu. Berlin'de açılmıştı. O yüzden favorimi çok kolay seçtim. Ben de kendi favorimle bitiriyorum o zaman. İsmi çok zor. Boşnak kökenli Fransız yönetmen Lucile Hadjidanović. Yanlış çok olabilir. Çok iyi oldu. Çok iyi. Ben etkilendim. Ya benim çok çok sevdiğim bir ben yani Evolution, Evrim ve geçen sene izlediğim Irvik iki filmiyle ben aşık olmuştum. Ama Innocence da yine çok sevdiğim filmlerden bir tanesi. Kendisini şuradan tanıyor olabiliriz. Gaspar Noé'nin hem partneri hem de erken filmlerinde beraber çalışıyorlar. Bu Carnaval falan vesaire bir sürü filminde. Ve yani aslında benzer sinemaları var şu anlamda. Ya bu biraz da böyle kolay yolcu bir şekilde Fransız aşırılığı denen o akımın parçası. Ama bence çok ayrı tarafları da var ve ben Lucile'i daha çok seviyorum galiba. Bu film de aslında bir yatılı kız okulunda geçiyor. Aha. Ve ne olduğunu tam olarak anlayamıyorsunuz. Ya yani bu kızlar nereye büyütülüyor, neden büyütülüyor, nereye gönderiliyorlar ve sonunda ne oluyor? Tek bildiğiniz tuhaf bir şekilde bu kızların büyüme sürecini izlemek ve bir yere gönderildiğini bilmek. Ben kendim de yatılı okuduğum için bunu bir yap. Çünkü nerede okudun yatılı? Twitter, Gebze'de. ve şey, yani zaten bu yatılı okul teması hep var. Lucile Hazanovic'in filmlerinde belki ondan etkilenmişimdir ama bu işte ailesizlik yani aile olmaması, anne baba olmadığında ne oluyor meselesini çok güzel böyle irdeleyen bir film bence ve çok karanlık.
gibimsi. Hep böyle bir gizem öğesi de var. O yüzden çok tavsiye ediyorum o filmi de. Demek Gaspar Noé'yi sevmiyorsun ha aslında. Gaspar Noé'yi seviyorum ama Lucille. Gaspar Noé'yi daha egoist buluyorum Lucille'e göre. Lucille çok daha böyle şey bir sinema yapıyor bence. Böyle sakin. Sakin ama vurucu. Yani çok daha uzak bir sineması var. O mesafeden... Tabii ki Ayşe'cim, tabii ki Gaspar Noé'yi daha çok seviyorum. O zaman isterseniz yavaş yavaş toparlayalım. Bugün Alt Yazı'nın seçtikleri programımızda Eylül ayı filmlerini konuştuk. Senen Hanım çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Hikayelerinizle. Evet. Çok güzel. Magazinel hikayelerimle. Aranın gizli perde arkasını görmek isteyenler bir tane. Çok teşekkür ederiz. Film seçtiğiniz film de çok güzeldi. O zaman bir sonraki... Ben de bana izlettiğiniz filmler için, buradaki şey için sinema özlemimi birazcık dindirdim sizle bu hoş sohbeti ederek. Çok teşekkür ederiz. Mubi'ye de teşekkür ederiz bu güzel filmleri Mubi getirdiği için ve Ümit İnal sinemasını getirdiği için. Çünkü bulunmuyor gerçekten yani. Aşk Büyüğü de eklersek çok iyi olacak. Lütfen. Değil mi? Ya da ileride. Zaten biz onu söyleyebilirim. Mubi'de yapmıştık vizyonumuzu. Evet. Ve Mubi'nin bir yeri bizim Aşk Büyük kadrosu için, benim için çok ayrıdır. Pandemiden sonra ilk çıktığı, sinemanın akmaya başladığı yer olmuştu benim için Mubi. Hem seyirci olarak hem de Aşk Büyük'ün ilk gösterimleri olarak, o yüzden yeri ayrıdır. Aşk Büyük bu arada şimdi hatırladım. Oraya eskisi İstanbul Film Festivali de online'dı o zaman. Biz de tabii, linklerden şey izliyorduk oynandı. Ve böyle bana ilaç gibi gelmişti o filmi izlemek yani. O ayrı bir yeri var. Pandeminin incisi diyelim. Evet. O Aşk Büyüğü'yle de bir sonunda şey yapalım. Çok teşekkür ederiz. Biz tekrar. Teşekkür ederiz. O zaman bir sonraki programda görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere.